Herkese merhaba. Rejenerasyon 20 programı kapsamında Ata Uzun Hasan ile beraberiz. Galata Business Angels, kısa adıyla GBA ile ilgili sorularımızı cevaplayacak. Sorumuz şu: GBA'ya başvuracak girişimlere neler önerirsiniz? Herkese merhaba. Ata Uzun Hasan'dan, Galata Business Angels'tan. Galata Business Angels'a başvurabilmek için temelde iki tane şey yapıyor aslında girişimciler. Bunlardan bir tanesi web sitemizdeki yatırım arıyorum sekmesine girmek. Oraya girip oradaki formları doldurmak. İkinci olarak da aslında birçok girişimcinin yaptığı gibi doğrudan bana veya Galata Business Angels ekibine linkin üzerine ulaşmak. Bunlar gerçekten de kolay gözüken şeyler, yapılabilir şeyler. Şöyle bir tavsiyem var benim birçok girişimciye. Bu teması yapmadan önce, aslında bunu sadece Galata Business Angels için değil, bütün yatırımcılar için söylüyorum. Yani onlardan herhangi birisine ulaşmak istiyorsanız bence yatırımcı sunumu hazır olmalı. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi, bizim temelde baktığımız en önemli belge yatırımcı sunumu oluyor. Sizin bir nevi pazarlama dokümanınız gibi düşünebilirsiniz. İkinci olarak da bir şeyi çok derli toplu anlatmak istiyorsanız üzerinde çalışılmış bir taslak olması, bir akış olması, o sunumun var olması konuyu çok daha rahat anlatmanızı sağlıyor. Şimdi cold email dediğimiz, hani ilk tanışma e-mailini atarken veya LinkedIn'den yazarken de beni etkileyen şeyi soracak olursanız veya birçok yatırımcıyı da, aslında Galata Business Angels'ı ne kadar iyi tanıdığınızı gösteren, beni ne kadar iyi tanıdığınızı gösteren bir giriş cümlesi her zaman size daha fazla puan kazandırıyor. Dolayısıyla buna dikkat etmenizi öneririm. Pandemi süreci üzerinde konuşacak olursak da bu dönemde bütün görüşmelerimizi neredeyse video konferans üzerinden yapıyoruz. Zoom gibi, Google Meet gibi. Dolayısıyla bu görüşmelere hazır olması gerekiyor girişimcinin. Bunun belki en önemli dezavantajı, gerçekten mükemmel bir sunum olmalı. Yüz yüze bazı şeyleri idare edebiliyorken artık burada sunumun kendisini zaten gösteriyorsunuz. Ama şöyle de bir avantaj sağladığını gördük bu pandemi döneminde video konferansların. Artık bütün ekip beraber katılabiliyor toplantıya. Yani daha önce o fiziksel zorlukların, işte ulaşma, işte birisi başka şehirdeyse, başka bir ülkedeyse o toplantıya katılamıyor gibi konuların ortadan kalktığını gördük. Zaten ekibi tanımak bizim için çok önemli olduğu için bu toplantıda, video konferansta artık bütün ekibin bu toplantıya katılım gösterebilmesi bence size en çok artı sağlayacak konu. Pandemi sürecinde sizin ne avantaj sağladığınız, nerede geri gittiğiniz veya nerede ileri gidebileceğinizi de göstermeniz bu dönem için bütün yatırımcıları etkilemek anlamında da bizim için önemli.